Yes, it was a great weekend behind us. I think we played very well. We did a good game, and in the end, I think we deserve it. We deserve it, these 3 points, because we dominate all the game, and in the end, 3 points, stay at home, which is the most important thing. But now we have to focus on the future, on the next game, and try to play like we played last one. Evet, harika bir hafta sonunu geride bıraktık. İyi bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum, iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ve netice itibariyle de 3 puanı hak ettiğimizi söyleyebilirim. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiğimizi ifade edebilirim ve bunun neticesinde de 3 puanı elde ettik. Bu da tabii ki bizler açısından çok ama çok önemliydi. Şimdi bir sonraki oynayacağımız maça hazırlanacağız ve odaklanacağız. Umuyorum ki oynayacağımız bu maçta da tıpkı Galatasaray maçında oynadığımız gibi bir oyun ortaya koyarız. I think it's a great season behind me. I scored a lot of goals, but like I told also before, I think this is because we play well like a team, you know. It's important that team is playing well, and then it's for me easier to play like I know it. Yeah, it's a great season until now from my side, from the statistics side, but most important it is that we win every week, and that it's Fenerbahce is winning. Evet, şu an itibariyle harika bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim ve takıma gol anlamında çok fazla katkı sağlayabildiğimi düşünüyorum. Ama bunun aslında sebebi takım olarak iyi bir oyun ortaya koymamızdan kaynaklı. Benim için de takım işleri iyi yaptığında, takım olarak iyi işler yaptığımızda çok daha kolay oluyor oynaması. Şu ana kadar dediğim gibi iyi bir sezon geçiriyorum. İstatistik olarak da kendi açımdan da pozitif bir süreç ilerliyor benim adıma. Ama söylemiş olduğum gibi her maçı kazanmak çok önemli. Fenerbahçe'nin kazanması çok çok daha önemli. Like I told, I think it was a great game for us. Great atmosphere. The fans was really supportive of all 90 minutes, and this is one a big plus for us, and that's why also why we play like we played it. And yeah, a lot of emotion, I think, from the my side when you score in the derby, and when you win, it's yeah, a lot of emotions, a lot of great feelings, and I'm happy about that. I'm happy that we win in the end, and that I'm score, and yeah, great feelings. Evet, gerçekten harika bir maçtı. Harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bu atmosferi yarattılar bizler için. Ve 90 dakika boyunca bizleri desteklediler. Bu da bizim oyunumuz açısından artı bir durumdu. Ve oyunumuza çok fazla katkı sağladı. Benim açımdan çok duygulu bir akşamdı. Derbi maçıydı ve kazandığınız zaman tabii ki de duygularınız daha da üste çıkıyor. Daha iyi hissediyorsunuz kendinizi ve harika hisler taşıdığımı söyleyebilirim. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Galibiyet getiren gollerden bir tanesini de atmış olmak benim için mutluluktu. Genel itibariyle o akşam, o gece harika hisler taşıdım. Crespo is a great player. I'm very happy that I can play with him, and it's really a harmony to play with him, and it's important that everybody in the team is feeling great, that everybody are they have a confidence to play, and this is also then that after we can see on the pitch how we played. So yeah, it's great to play with Miguel, and I'm happy that he's here, but also other players are really amazing, and this time how we play the derby and how we play last seven or eight matches is really enjoying, you know? Evet, Crespo gerçekten harika bir oyuncu ve şu an itibariyle uyumlu bir şekilde oynadığımızı söyleyebilirim. Ama bu noktada tüm takım arkadaşlarımın kendisini iyi hissetmesi çok önemli saha içerisinde. Özgüvenli bir şekilde hareket etmemiz çok önemli. Zaten sahada da bu özgüven
geldiği zaman beraber oynadığımızda bunun sonucunu da görebiliyoruz. Onunla oynamak benim için gerçekten harika birisi, harika biriz. Tabii ki diğer takım arkadaşlarımla da aynı şekilde onlarla oynamak da harika biriz. Zaten 7-8 maçtır göstermiş olduğumuz performans, birlikteliğimiz de bunu gösteriyor. Şu an itibariyle kolektif anlamda çok büyük keyif alıyorum. That we are playing like we are playing and that we are in a very good position, you know. And I'm focusing only on the pitch, only day by day. And for me, I think my part is that I show a good performance every week in the games. And then what will be the future, it's not about me. Evet, şu an itibariyle burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum ve çok minnettarım takımıma. Takım anlamında da iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ben kişisel olarak sahaya odaklanmış birisiyim. Gün gün, hafta hafta kendimi geliştirmeye çalışan, kendi performansımı yükseltmeye çalışan birisiyim. Gelecekle ilgili dolayısıyla bu anlamda yorum yapmak istemem. I think Galatasaray goal was extraordinary, not just because of the goal, but importance of the match, importance of the winning this derby. Really a lot of emotions and I'm happy that in the end that we did it, that we win it and that I scored it in such a big derby, so yeah. Evet, ben de Galatasaray maçını söyleyebilirim. Sıra dışı bir goldü benim için. Sadece gol olarak bakmamak lazım. Maçın önemi açısından, derbi galibiyeti açısından çok değerliydi. Çok duygu dolu anlardı benim için ve hep beraber gol atarak da kazandığımız için çok mutluyum. So far you scored 8 goals. If coach lets you to play as a striker, do you play as a striker? No, I will do my job, but the coach is asking me. Now I'm a midfielder, so I have to do this job. And I just like to help the team and try to do my best. Ben işimi yapmaya odaklı birisiyim. Hocanın istediği yerde her zaman elimden geleni ortaya koymaya çalışan birisiyim. Takıma yardım etmeyi çok seviyorum. Benim açımdan bu çok çok daha mühim ve önemli. Yeah, of course, the ambience changed when the coach came. So that was important because it was important that everybody feel here like a home. That we feel that we can improve ourselves. That we work hard every day, and that was the key. That we work hard, and we are feeling like very comfortable to play, and we are enjoying. So yeah, it was important. It's also the coach have a big role here, so I'm happy. Evet, gerçekten atmosferin değiştiğini söyleyebilirim ve bu değişiklik de tabii ki bizim açımızdan çok önemliydi. Şu an itibariyle herkes kendini evinde hissediyor buradayken ve tabii ki kendimizi geliştirmemiz gereken noktaları da aynı şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bana göre anahtar noktalardan bir tanesi de bu. Maç içerisinde antrenmanlarda oyunumuzu oynarken oldukça rahatız ve oynadığımız oyundan da keyif alıyoruz. Tabii bu noktada hocamızın da rolü çok büyük. Dolayısıyla genel anlamda mutlu olduğumu söyleyebilirim. Yes, of course. I mean, we are grateful that fans come and that they are supporting us, and for us is this really important. And I hope that they will support us also in the next game, because every game until now, until the end, is important. About the next game, I think we have to focus only on the next game, and then on the next game, and then in the end of season we will see when we will finish. So our goal is to win every game until the end, and then we will see what this will bring us. Evet, tabii ki de taraftarlarımızın desteği muazzamdı ve bu destekleri gerçekten önemliydi. Umarım ilerleyen haftalarda da desteklerini sürdürürler. Çünkü onların destekleri bizler için daima çok ama çok önemli. Bizler daima bir sonraki oynayacağımız maça odaklıyız. Her zaman buna odaklanıyoruz. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Ama şu an itibariyle bizim hedefimiz önümüzde oynayacağımız her maçı kazanmak. Ondan sonrasında nelerin olacağını göreceğiz.